Yara kumulları ikinci derece doğal sit alanıdır. Alanın kumul yapısı ile bitki örtüsü dikkate alınarak deniz dibini ve doğal kıyı çizgisini değiştirecek hiçbir faaliyet ve kıyının doğal yapısını bozucu dolgu duvar yapılamaması, kumsalın niteliğini bozucu kaplama malzemesi kullanılmaması bu muhteşem doğa sistemlerinin korunumu açısından çok önemlidir. Lara kumul ve ormanları olağanüstü güzellikte doğal sit alanıdır. Hem doğal hem de arkeolojik sit niteliği taşımaktadır. İçerdikleri alan tipleri arasında mağaralar, bataklıklar, şelaleler, su kaynakları, kıyı alanları, kent parkları, antik kentler, vadiler, tarımsal nitelikli alanlar, kumul alanları gibi doğal ve kültürel peyzaj alanları bulunmaktadır. Bundan dolayı Lara kıyı bandının 1980'lerde doğal sit olarak belirlenmesi alanın imara açılmasını engelleyememiştir. Alınan ilke kararlarında belirtilen etkileme geçiş alanı imara açılmış ve böylece turistik tesislerin ve konutların yapımına başlanmıştır. Yüksek bir turizm potansiyeline sahip olan Antalya kenti, mevcut doğal ve kültürel yapısı ile Türkiye'nin önemli kentleri arasındadır. Antalya'da bulunan doğal sitler, kentin hem doğal kaynak hem de turizm değerlerini artırmaktadır. Bu alanların korunması ve mevcut sorunlarının çözümlenmesi konusunda gereken tüm çözümler üretilmeli ve uygulamalar yapılmalıdır. Lara Kent Parkı ile birlikte Lara Kent Parkı'nın önünde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Lara Biçin alanının da bulunduğu sahil şeridi ve denizdir. Alan Antalya kent merkezinin 12 kilometre doğusunda Lara ormanları ile sahil şeridini oluşturan kamuya ait parselleri kapsamaktadır. Lara ormanları kıyı kuşağının doğal uzantısı niteliğindedir. Kıyının etkisiyle oluşmuş kumullar ve kum tepelerinden oluşmaktadır. Yer yer yoğunlaşan bitki dokusu, kızılçam türleri ile makiçalıları, kumul bitkileri ve kum alanının bölgelerdeki kamış ve benzeri sulak alan bitkilerinden oluşmaktadır. Uzman görüşleri kapsamında değerlendirildiğinde fazla tahrip olmamış, dünyada benzeri yok denecek kadar az, geniş bir kumul ekosistemini içinde barındıran alan, florası, faunası, endemik türleri ve sürüngen çamları ile korunması gereken ve bu haliyle de turizme sunu olabilecek bir doğa parçasıdır. Söz konusu alan, kumul ekosistemi, florası, faunası, endemik türleri ve alana özgü bozuk formlu kızıl çamları ve çeşitli kuş türlerini de barındıran çok özel bir doğa parçası olması nedeniyle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 1992 yılında doğal sit alanı ilan edilmiştir. Lara Kent Parkı 1997 yılında onaylanmış ve halen yürürlükte olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda toplum yararına Antalya'da yaşayan 900 bin nüfusun ve 2015 yılı nüfus projeksiyonuna göre 1 milyon 600 bin kişinin aktif yeşil ve dinlence ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmış bölgesel bir parktır. Neden kent parkı? Çünkü planların onaylandığı tarihte kent merkezinde, kentte yaşayan ve gelecekte yaşayacak halkın aktif yeşil ve dinlence ihtiyacını karşılayacak bu ölçekte büyük kamu alanı kalmadığından dolayıdır kent parkı. Lara, Antalya'nın güneydoğusunda Türkiye'nin en uzun kumsalı ve hızla gelişen bir turizm bölgesidir. Muratpaşa ilçe sınırları içindedir. Lara kumsalının adının Hititler çağ dışı halkı olan Luvilerin dilinde kum anlamına gelmektedir. Lara plajı Antalya'nın 12 kilometre doğusundadır. Türkiye'nin en büyük doğal kum plajlarından biri olarak tanınıyor. Kumu gayet ince olup
çam ormanları ile kaplıdır. Halka açık plajları, yiyecek ve içecek ihtiyacını karşılayan gazinoları ve soyunma kabinleri vardır. Lara plajının batısında karpuz kaldıran askeri plajı, doğusunda Kundu köyü ve Kumköy sahili yer alır. Lara plajı, kumsallarının genişliği ve ince kum varlığı ile tanınan bir plajdır. Bu yüzden Lara plajına Altın Kum plajı da denir. Lara plajının doğu-batı doğrultusunda uzunluğu 2 kilometre olup, kuzey-güney yönlü kumsal genişliği ise ortalama olarak 45 metredir. Plaj alanında kumların yer yer 150 ila 200 metre kuzeye çekildiği noktalarda bulunur. Bu noktalarda kumlar ile kızılçam ağaçları adeta iç içe girmiştir. Kızılçam ağaçlarının altındaki kumlar ile kıyıdaki kumlar arasında sürekli bir bağlantı yoktur. Bu iki kum sahası arası Terra Rosa topraklar ve çakıl taşları ile kaplıdır. Bu iki farklı kumul alanındaki kumlar köken itibarı ile birbirleriyle aynıdır. Rüzgarın deflasyonu ve kumulların ters hareketleri bu kumulların birbirlerinden uzaklaşmasını sağlamıştır. Plajlar genellikle deniz ile temas eden belli bir şeridi kapsar. Eski plaj sahaları üzerinde de kumullar yer almıştır veya bitki örtüsü yerleşmiştir. Bu durum kıyı boyunca kum ve çakılların taşınması sonucudur. İnce kumulları ile tanınan Lara plajında kumulların çapları 0.5 ila 0.125 milimetre arasında değişir. İnce kumullar yaz aylarında romatizmal hastalıklara iyi geldiği için Lara plajı ve Kızılçam alanında sürekli olarak çadırlar kurulur. Lara plajını Konyaaltı plajı ile karşılaştırdığımızda Lara plajında denizin kıyıdan daha uzaklarda 25 metre derinleştiğini görürüz. Lara plajında deniz suyu sıcaklığı da Konyaaltı plajına göre hissedilir derecede fazladır. Lara plajı yakınlarında konaklama imkanları elverişli olup çevrede 5 yıldızlı otel, 20 pansiyon ve birçok devremülk daire bulunur. Antalya'nın en popüler turizm bölgelerinden biri olan Lara, şehir merkezinde olmasına rağmen kendine özgü sakinliğini kaybetmeden misafirlerini ağırlıyor. Lara, Antalya'nın merkeze yakın en popüler tatil bölgesi, oteller bölgesi olarak da bilinen Lara'nın uzun sahil şerididir. Birbirinden kaliteli otelleri ve hareketli ama aynı zamanda karmaşadan uzak yaşamı her yıl burayı on binlerce turistin konaklama için tercih etmesini sağlıyor. Eğer tatil ve konaklama için Lara'yı tercih ettiyseniz, bilin ki Antalya'nın merkezinde sayılırsınız. Pek çok yere yakın mesafede olacak ama aynı zamanda şehrin gürültüsünden de uzakta keyifle tatil yapacaksınız. Lara'da gezilecek yerlerin başında eşsiz kumsallar ve sahil şeridi geliyor. Akdeniz'in masmavi ve tertemiz denizinin tadını yılın 7-8 ayı çıkarabileceğiniz Lara plajlarında sımsıcak güneşin, kumsalların ve yüzmenin keyfini sürebilirsiniz. Aynı zamanda Lara sahilinde bulunan restoranları, çarşıyı ve çeşitli mekanları da gezebilirsiniz. Geniş ve ünlü mangal alanı bölgede bulunmaktadır ve bölgeden Antalya'nın her yerine otobüs ile ulaşım sağlanmaktadır. Bu bölgenin en başında çok büyük ve popüler mangal alanı bulunmaktadır ve buradan şehrin her yerine ulaşımı bulunan otobüs hizmetleri bulunmaktadır. Evet, bugün 13 Mart 2015. Şu anda Antalya Lara plajlarındayız. Eski dostlarımız, arkadaşlarımız tabii aynı apartmandaydık. Sonra onlar başka yere taşındılar, yeni bir ev alarak. Uzaklaştık ama yine de görüşmelerimiz devam ediyor. Ara sıra böyle yemeklerde buluşuyoruz, pikniklerde buluşuyoruz. Çünkü onların zamanı az kaldı. Yazları Denizli'ye gidiyorlar. Orada bahçeleri var.
çok güzel evleri var. Bahçeye sebze ekiyorlar, meyve ağaçları var. Onları yalnız bırakmak istemiyorlar yazları. Biraz da onlar için tabii daha güzel oluyor kendi köyleri, memleketleri. Ve biz de bu zaman yaklaştığı için yine görüşelim diye Lara arkadaşlarına bugün şöyle bir keyif edelim dedik. Hava güzel. Piknik yapacağız. Bakar yapacağız işte. Evet, Tuncer Bey ile Ayşe Hanım arkadaşlarımız. Evet, Tuncer Bey mangalı yakıyor. Biz de çay içiyoruz, keyif ediyoruz. Denize muhteşem ve direkt olarak dökülen ünlü Düden Şelalesi bulunmaktadır. Birçok turist her gün ziyaret eder ve kıyı şeridi boyunca ve daha yakında bulunan, dinlenmek için bulunan parklar bölgeyi daha da cazip hale getirmiştir. Yaz aylarında canlı ve hareketli bir yerleşim sahası olan Lara, kış aylarında daha durgun ve sakin bir görünüm kazanır. Kış aylarında çoğu meskenlerin boş olduğu dikkati çeker. Bu durumu maddi olarak elverişli olan kişilerin Lara'da ikinci ev sahibi olması ve meskenlerin bir bölümünün devre mülk niteliğinde olmasıyla açıklayabiliriz.